Evet, oyunla alakalı söyleyecek olursak zaten aslında bir mazeret olarak gözükse de değil. Bizim 8 günde 3. maçımız, rakibimizin 2 haftadır bir dinlenmişliği. Biz maçın özelinde Göztepe'nin sadece bir takım olduğunu, yüksek topların etkili olacağını, evet duran toplardaki organizasyonlarını falan bunların hepsini evet çalıştık. Ama sahada karşılığını veremedik. Ve sonuçta istemediğimiz bir hale döndü. Tebrik ediyoruz rakibimizi, Göztepe Spor'u. Biz de en kısa sürede dinlenip Beşiktaş maçına, aslında 4 haftadır seyrettiğimiz Kayseri Spor'u tekrar sahada ortaya koyma adına hazırlıklarımızı yapacağız. Onun haricinde söyleyecek çok bir şey de yok. Yani Son o oyuna karşılığını veremedik. İkili mücadelelerde olsun, yüksek toplarda olsun. Rakibimiz de seyircisinin önünde istediği sonuca ulaşmış oldu. It's important win for us. After the long break, I worry a little bit from our dynamics and our football. But I think it's we show the not maximum with our potential like dynamics, but will be more than 80%. We must score first half another one to go see the finish the this game, because against us it's be very dangerous team like Kayseri. He showed a couple of days before what he gonna go in attack. He score always was two games score four goals, but today I think we play good in defense. Our problems that I see, we must to have more confidence, more to believe our final shooting, final pass. There it's we need to improve. The same to continue to work from our dynamics, to take the high physical potential of the players. But in attack we must to work more. I don't see that we score three goals. We miss more clear shots than this that we score. We must to work in this very, very serious, very hard. Gerçekten bizim adımıza önemli bir galibiyet oldu. Uzun aradan sonra aslında hem futbol anlamında hem de dinamizm anlamında bazı çekincelerim vardı. Fakat bu şekilde olmadı. Dinamizm anlamında belki maksimum potansiyelimizde değil ama %80'in üzerinde bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. İlk yarı bir iki gol daha atabilirdik fakat bu fırsatları maalesef değerlendiremedik. Kayseri de aynı zamanda çok tehlikeli bir takım. Ofansif anlamda son iki maçta 4 gol atmışlardı. Biz de onların son maçlarını çok iyi bir şekilde inceledik. Ama bugün gerçekten savunmada iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Bizim sıkıntımız daha fazla ileride ofansif anlamda daha özgüvenli olmamız gerekiyordu. Ve bunun üzerine çok ciddi çalışmalar yapmalıyız. Final paslarında, şutlarda daha iyi olmamız gerekiyor ve maçı daha erken bitirebilecek fırsatları değerlendirmeliyiz. Aynı zamanda dinamizm anlamında da çalışmaya devam etmeli ve daha iyi olmalıyız. Fakat dediğim gibi ofansif anlamda sıkı bir şekilde çalışmaya ihtiyacımız var. Çünkü bugün 3 gol değil çok daha fazlasını atabilirdik. Fakat bu şansları maalesef değerlendiremedik. Tabii ki dinamizm anlamında çekincelerim vardı bu aradan sonra. Çünkü bizim futbolumuzun temelini kesinlikle dinamizm oluşturuyor. Ama bu sürede biz çok ciddi antrenmanlar yaptık, çok iyi hazırlandık. Aynı zamanda alt liglerden takımlarla hazırlık maçları da yaptık. Ve bununla beraber takımımızda tecrübeli oyuncular da var. Onlar da bu dinamizmimizin her zaman bizim oyunumuzun önemli parçası olduğunu ve bunu her zaman üst seviyede tutmamız gerektiğini biliyorlar ve bunu sahaya yansıtıyorlar.
ve bununla beraber çok fazla genç oyuncumuz da var. Onlar da kendilerini sahada sürekli olarak göstermeye çalışıyorlar ve her şeylerini vermek istiyorlar ve bunun da kesinlikle böyle olması gerekiyor. Ama ben herkesin performansından da tatmin oldum diyemem. Çünkü kesinlikle bizim takımımızda herkesin en yüksek potansiyeliyle oynaması ve her şeyini vermesi gerekiyor. Bunun için de her gün çok sıkı bir şekilde çalışmaya bizim devam etmemiz gerekiyor. Çünkü biz baktığınızda genç bir takımız ve Süper Lig'e bu takım yeni çıktı. Birçok oyuncu, genç oyuncu bu seviyede ilk defa oynuyor. Bakarsanız Deniz belki ilk profesyonel maçını 6 ay önce burada oynadı. Sole buraya gelmeden önce az sayıda profesyonel bu seviyede maç oynamıştı. Aynı zamanda yeni gelen oyuncularımız da var. Onların da mesela Matsuki, Juan Fofana gibi onların da performanslarını arttırmaları gerekiyor. Onun dışında beraber çalıştığımız hazırlık kampını geçirdiğimiz oyuncular da her şeylerini vermeye çalışıyorlar. Aynı zamanda 3 stoperimizin şu anda bir sakatlığı var. Tabii ki bu da bizim için büyük bir şanssızlık. Miro Şilas ve Kore'nin sakatlanması. Ama dediğim gibi biz her gün çok sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmeli ve her şeyimizi vermeliyiz. Maçları kazanabiliriz, kaybedebiliriz ama kesinlikle bizim için önemli olan bu dinamizmimizi sahaya yansıtmak ve sürekli savaşmak. Çünkü taraftarımız sahada çok koşan ve savaşan bir takım görmek istiyor. Her şeyini veren bir takım görmek istiyor. Biz de kesinlikle onların bu isteğine cevap vermeli ve sahada her şeyimizi vermeli. Her maç ne olursa olsun sonuna kadar savaşmalıyız. Zaten bizim sistemimizde herkes her gün çok sıkı çalışmalı ve sahada her şeyini verip sürekli olarak koşmalı. Ben burada olduğum sürece bu kesinlikle böyle olacak. Ben buradayken zaten savaşmayan, koşmayan bir oyuncunun burada yeri kesinlikle olamaz. Dediğim gibi yenilebiliriz. Bu tarz şanssızlıklar olur ama bizim için önemli olan kesinlikle sonuna kadar her zaman en iyi şekilde mücadele etmek ve savaşmak. Matsuki ile ilgili sorunuza şöyle cevap verebilirim. Kesinlikle çok daha fazlasını istiyorum kendisinden. Daha iyi oynaması gerekiyor. Onu kendi pozisyonuna koymadım belki de. Santrafor pozisyonuna koydum maçın içerisinde ama bu kesinlikle bir bahane değil. Kesinlikle çok daha iyi olması gerekiyor. Aynı zamanda giren oyuncular Doğan Ahmet, Viktor Nazım. Onlar da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar ama daha da iyi olması gerekiyor. Diğer oyuncular zaten sağdakiler de yorulmuştu. Dediğim gibi giren oyuncuların aynı performansı kesinlikle göstermesi hatta takımın performansını çok daha iyi ileriye doğru taşımaları gerekiyor benim nezdimde. Şöyle kesinlikle ben futbolda mesafenin daraltmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tüm takım açısından gerçekten çok önemli. Kartlarla ilgili ise tabii ki o pozisyonda geç kalırsanız farklı bir karar verirseniz bu tarz şeyler yaşanabilir. Futbol böyledir ve bizim oyun tarzımız da agresif bir oyun tarzı. Bugünkü kartlarda Deniz'le Sole ile ilgili olarak onlar da genç oyuncular. Ama kesinlikle futbolda mesafeleri açmamalısınız hatlar arasında. Çünkü böyle yaparsanız rakibe alan vermiş olursunuz ve onlar da bu alanları kullanırlar. Evet, bizim özellikle bizim kulübümüz ve futbolcularımız için bu duran toplar gerçekten çok önemli. Taç atışı olsun, korner, her türlü duran top gerçekten çok önemli ve biz bunlar için sürekli antrenmanlar yapıyoruz. Bunlar üzerine sürekli çalışıyoruz. Zaten futbolda gol nereden gelirse gelsin bu çok önemlidir ve bizler de sürekli bunlar üzerine antrenmanlarda eğiliyoruz.